Arkadaşlar nefis bir günden herkese selamlar. Bugün yarıda bıraktığım hike'lardan birini tamamlamak istiyorum. Uzun zamandır sorular geliyor. Neredesin? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Sesin soluğun çıkmıyor diye. Yine günlerden bir hike. Yine günlerden bir yeşillikler. Yine günlerden bir okyanus kokusu. Yine ben doğanın içinde baş başa bir yolculuktayım. Bugün Diamond Head Crater'a gideceğiz. Yolculuk yaşayacağız. Neler göreceğiz ben de merak ediyorum. Onun haricinde yeni yıl gerçekleşti. 2022 başladı. Benim yılbaşları doğum günüm. O yüzden böyle bu tarz alanlarda kendimi manifesto yaparak, evrene güzel enerjiler göndererek, dua ederek buluyorum. 2021'in yani bir önceki yılın analizini ve bir yıl sonrasının planlarını yapmaya çalışıyorum. Bu yıl güzel planlarımız var. NFT, Metaverse ve Web 3.0 üzerine çalışmalar yapacağız. Bu tarz bir komünite çalışmamız olacak. Onun haricinde kanalı biraz daha globalleştireceğim gibi geliyor. İngilizce yapacağım tahminimce videoları veya İngilizce bir podcast serisine başlayabilirim. Bakalım onunla alakalı yani karar verdim ama şu an tabii imkanları da değerlendirmek gerekiyor. Neler olur neler biter. Hawaii'deki maceram biraz daha devam edecek. Daha sonrasında Santa Monica'ya veya Marina Del Rey'e taşınacağım. Kaliforniya'ya, Los Angeles'a tekrardan döneceğim. O zamana kadar da ama çok fazla içerik üretiriz diye tahmin ediyorum. Burada şu an için bu kış sezonunu Hawaii'de nefis bir enerjiyle geçirmeyi planlıyorum. Şu an zaten baksana enerjime. Enerji bu baba. Ve şu şeyi kullanmayı gerçekten öğrenemedim ya. Ya şu aleti hala kullanmadım biliyor musunuz? Kanalın değişikliğiyle alakalı bilmiyorum. Bana bir yorumlarınızı göndermenizi istiyorum. Yani kanal dilini değiştirdiğimizde algoritma bozuluyor mu? Veya yeni bir kanal mı açmamız gerekiyor bunun için? Bu kanalı komple mi salmamız gerekiyor? Ya da bu kanala Türkçe o tarafa in... O zaman da ama yani anladın mı? Böyle bütün gün YouTube yapmam gerekecek. O çok mantıklı değil. Bakalım çok güzel planlarımız var. Belli bir cash planlamam var. Yeni yılla alakalı. Sağlık ve spor üzerine planlamalarım var. Beslenmeyle alakalı belli manifestolarım var. Onun haricinde belki müzikle alakalı şeyler gelebilir. Bakalım güzel bir yıl geçireceğiz. Hırslıyız, azimliyiz. İnanılmaz projelerimiz var. Hazırsanız nefis bir güne. Şöyle bir girişi var. Girişten girdik. Şöyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Ya buranın en popüler hike'ı falan burası hatta. Kolay bir hike herhalde. Ve merkeze çok yakın olduğu için turistler bayağı ilgi gösteriyorlar. Bakalım gözümüzün göreceği şeyleri ben de merak ediyorum. Ama fantastik bir giriş yaşattılar bize. Tebrik ediyorum buradan Waikiki Belediyesi'ne, Waikiki Belediye Başkanı'na 2023 hedeflerinden dolayı göstermiş oldukları bu azme teşekkür ediyoruz. En tepeye kadar geldim. Diamond Head tam olarak şu bölge arkadaşlar. Şu şeyin ortasındayız şu an. En tepe bölgede de Pillbox Dağı var. Bunlar Pillbox diye geçiyor. Bizim bildiğimiz minfer mi? Ne deniyor onu? Mevzide yer alınan yer var ya. Unutmadım şu an. Askerler onların içlerinde pozisyon alıyorlar. Ben böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Gelmeden önce çünkü kontrol etmedim. Burası bildiğin askeri savunma alanıymış. Amerika'yla Sovyet Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde İkinci Dünya Savaşı ondan sonraki dönemde de aynı zamanda. Burası savunma merkezi olarak Amerika'nın kullandığı bir bölge. Şu gördüğünüz mevzi alanları. Onlar da dediğim gibi defans alanları. Ya ilginç bir savaş yani baktığında şimdi bizim Çanakkale 18 Mart'taki o askeri alanları düşünün. Tabii öyle bir savaş değil buradaki yani. Çok daha küçük savunma hikayeleri. Büyük görkemli bir hikaye yok. Ama gene de bayağı böyle tarihi yansıtan güzel bir alan. Böyle bir şey beklemiyordum Hawaii'den. Hawaii'de de savaşmayın baba be. Hawaii'de sevişin yani. Burada savaşmanın bir mantığı yok. Buranın ortasında niye savaşırsın ki? Yapının bu bölümünü de herhalde birileri gelirse saklanırız diye mi yapmışlar? Ne yapmışlar? Ama bakın bu kadar merdiveni kim çıkmış o zaman ya? Umarım bir yere çıkıyordur bu ya. Askeri şeyler yapmışlar ama çok bence silahlanmalı bir olay olmamış burada diye tahmin ediyorum. Güzel bir izlemalı. Askerin manzarası iyiymiş en azından. Bilek havuzu gibi bir şey yapmışlar. Ben de bir peniği şimdi oraya gönderiyorum. Hayatımda pasifliğin her zaman yer alması ve olması bileklerimle. Çekilirse de izle. Bakalım. Bir dahaki gelişimini onu oradan alırım. Abi saçma sapan bir güneş batışı var ya. Hayatımda hiç böyle bir renk cuncunası görmedim yani. Allah bildiğim buraya torpil geçmiş ya. Baksana böyle bir şey yok. Böyle çok yani şu gözümün gördüğü renkler çok ilginç yani.
Güzel, buraya bir fantastik bir gözü çıkartılmış. Onu da tebrik ederim çalışan mimarımızı. Çok güzel bir manzara var ya. Baksana bu tarafa. Ve en tepesine eriştim Diamond Head'in. Tam bir kurtuluş savaşı tadı var burada. Arkamda merdivenler, önümde merdivenler. İnanılmaz bir manzara. Yine dağlarda, yine yollarda, yine maceralarda, yine öğrenmede, yine açlıkla beraber. Evet, dönerken görüntüyü biraz daha güzel göreceğiz. Bu arada hayatta kendime yaptığım en iyi yatırımlardan, en iyi yatırım belki de bu seyahatlerime harcadığım zaman ve para ve enerji. Yani para bir şekilde kazanılıyor ama zaman ve enerjiyi geri getiremiyorsunuz ve bu zamanımı ve enerjimi hayatı keşfetmeye ve farklı yerler görmeye, farklı kültürler görmeye ayırdığım için kendimi bu noktada biraz tebrik ediyorum. Şu an Miami'de veya Tulum'da veya Mykonos'ta partilemeyi de tercih edebilirdim bu 10 günümde ama onun yerine Hawaii'deki bir hike'ı ya da doğayı tercih etmek, yeni yıl için kendini planlamak, ileriye dönük yeni planlar yapmak, daha yukarıyı, daha zirveyi hedeflemek için her zaman doğru tercih oluyor. Hatırlarsanız Yeni Zelanda macerası da buna benzer bir maceraydı. Şu anda aynı duygular içerisindeyim, aynı şeyleri yaşıyorum. Yeni yıllar önemli arkadaşlar. Şimdi bu videonun burasına kadar izleyen arkadaşlar öncelikle bir like, beğeni, şey bekliyorum, takip bekliyorum. Onun haricinde yeni yıl resolution'ı, yani bir yıl öncekinin analizini ve bir yıl sonrakinin planını yapmadıysanız da bu videoyu kapatır kapatmaz hemen açıp kağıt kalemi. Geçen yıl ben ne yaptım? Bir şirket gibi değerlendiriyoruz kendimizi. Ahmet bilmem ne şirketi ya da Mehmet bilmem ne şirketi. Baturak Tunalı şirketi. Geçen yıl ne yaptı? Neleri doğru yaptı, neleri yanlış yaptı? Bu yıl neler planlıyor? Neleri ne şekilde yapmayı planlıyor? Spesifik olarak bunu planlıyoruz ve bunu düşünüyoruz. Kendimizi o anın içine sokuyoruz. Bunu hayal ediyoruz. Manifesto ediyoruz. Yolculuğumuz da devam ediyor. Bak buralardayken de sizi unutmuyorum. Paylaşımlarıma devam ediyorum. Dediğim gibi şu kanalın İngilizce dönme hikayesinde de umarım altyazı sorununu hallederiz ya da siz İngilizce öğrenirsiniz. Çünkü ben de hem İngilizcemi geliştirmem gerekiyor hem de artık green card aldım biliyorsunuz. Amerika'da yaşamaya başlayacağım. Buradan oraya içerik üretmenin çok da bir mantığı kalmıyor. Çünkü artık burada yaşayacağım. Burada başarılı olup oraya destek vermek ya da burada bir şeyler başarmaya çalışmak çok daha sağlıklı bir yapı gibi duruyor. Global anlamda zaten bir noktaya geldiğinde ülkeni temsil etmiş oluyorsun. Buradan ülkeye şov yapmanın ya da buradan ülkeye bir şeyler göstermeye çalışmanın çok da bir mantığı olmadığını düşünüyorum. O yüzden bakalım böyle bir karar verdim. Gazamız mübarek olsun. Allah yolumuz açık etsin. Kolay olmayacak. Çünkü native, yani kendi dilinde bir şey yapmadığın zaman çok kısıtlanıyorsun. Mesela şu an kendi dilimde konuşabildiğim için istediğim gibi oynayabiliyorum. Yani bir şeyler söyleyebiliyorum. Onu başka bir yere çevirebiliyorum. Sınırsız konuşabiliyorum. Yani istediğim şekilde konuşmayı yönlendirebiliyorum veya bir konuşma metnine ihtiyaç duymuyorum. Günlük olarak normal direkt konuşmamı yansıtabiliyorum ama ben bir bilingual değilim. Yani çift ana dile sahip biri değilim. O yüzden bir noktada bu beni zorlayacak ama challenge accepted. Her zaman dediğimiz gibi zorlanmadan veya savaşmadan veya bir şeyler için gerçekten çaba sarf etmeden zaten olmuyor. İbreyi biraz daha bu tarafa doğru çevirmek istiyorum. Zorlu bir süreç olacak ama dediğim gibi adaptasyon bizim işimiz, yaparız. Bu yolculukta benimle beraber devam edeceğinizi biliyorum. Umarım devam edersiniz. Vizyonumuzu en azından globalleştirebiliriz. Çünkü artık West Coast'un böyle derinlerini yaşadığım için Los Angeles, Kaliforniya, Hawaii'den bahsetmiyorum. Burası biraz daha tatil havası. Gündemi çok yakından takip ediyorum. Yani ilk çıkan şeyleri ilk olarak fark edebiliyorum. Çünkü genelde gündemin merkezi burası oluyor. Ve daha sonra dünyaya buradan yayılıyor. Bu müzik kültüründe de böyle, teknolojide de böyle. Sinema endüstrisinde, yani bütün bildiğimiz entertainment endüstrisinde de bu böyle. Burada başlıyor ve daha sonrasında yayılıyor teknoloji. Türkiye'de biz bunu birkaç yıl sonrasında genelde görüyoruz ya da entegrasyonunu yaşıyoruz. Bu tabii teknoloji şöyle biraz daha hızlandı. Ama burada ben size güncel olarak en azından bilgileri birinci ağızdan direkt aktarabilme şansım olacak. Ve bunu da eğer global olarak başarabilirsek gerçek bir başarı yakalamış olacağız. Çünkü Amerika'daki bir Türk YouTuber veya Amerika'dan Türkiye'ye içerik paylaşan işte market fiyatları, işte bilmem ne falan diye içerik yapmamı umarım benden beklemiyorsunuzdur. Çünkü ben de bir şey yapacaksam onu istiyor olmam lazım. Yaptığım şeyden keyif almam gerekiyor. Yoksa yapmanın bir mantığı yok. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum bu konuyla alakalı. Yanımdan da bebeksi bir kız geçiyor. Bebek kelimesi İngilizceydi. Demem o ki. Nefis bir günde bana eşlik ettiğiniz için Diamond Head'ten ulan dünyanın her yerinde gene gezdik. Bu videoyu burada kapayayım bence. Her hafta olduğu gibi dünyanın farklı farklı yerlerinden bu tarz farklı farklı videolar atacağım. Farklı farklı konseptlerde videolar atacağım artık biliyorsun. Kanala abone olmayı ve notifikasyonu açmayı unutma. Çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin bro. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Efsane olun. Bunun İngilizcesi nasıl olacak acaba? God save you and be legend.